Merhaba korku severler. Ben Vesvese. En güzel korku hikayeleri için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Seslendirmemi istediğiniz hikayeleri açıklama kısmındaki iletişim adreslerinden ulaştırabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Korkulu dinlemeler. 24 yaşında gazetecilik son sınıfta okuyordum. Bölümüm gereği çok fazla insanla muhatap olup bazense ödevlerim için onlarla uzun uzun röportaj yapmam gerekiyordu. Yine o zamanlardan birinde hocam benden son bir röportaj yapmamı istedi ve bunun gerçekten etkileyici olmasını beklediğini söyledi. Çok düşündüm ne yapabilirim diye ve sonunda aklıma bir fikir gelmişti. Şehre yakın bir köyde akıl hastanesi vardı. Orada gerçekten farklı insanlarla tanışıp ilginç röportajlar yapabilirdim. Arkadaşım Selim'i de aldım ve ilk fırsatta arabaya atlayıp yola koyulduk. Selim beraber büyüdüm, kardeşim gibi sevdiğim biri olduğu için ilk onu düşündüm bu yola koyulmak için. Yolda gayet eğlenceli vakit geçiriyorduk aslında, evet. Ama benim içimde garip, anlam veremediğim bir his vardı. Kötü düşünmek istemiyordum. O yüzden eğlenmeye devam etmiştik. Hava kararmadan hastaneye varmıştık. Hastane müdürüyle daha önceden haberleşmiştik. Bize kalacak yer bile ayarlamıştı. İki gün boyunca orada kalıp yapabileceğimiz kadar röportaj yapmayı planlıyorduk. Bugün geç geldiğimiz için etrafı gezip dinlenmeye karar verdik. Çantalarımızı kalacağımız yere bırakıp köyü turlamaya başladık. Köyün merkezinde bir kahvehane vardı oturup bir şeyler içip soluklanalım dedik. O sırada orada bulunan köyün yerlileriyle sohbet etme fırsatımız oldu. Bize ne için geldiniz, ne kadar kalacaksınız gibi çeşitli sorular sordular. Hastanede röportaj yapmak için geldiğimizi söyleyince bir anda hepsi şaşkınlıkla bize bakmaya başladılar. Tıpkı ne bu cesaret dermiş gibi. Biz de bu tepkinin üstüne muhabbet kurup neden böyle olduklarını sormaya karar verdik. Bize bu hastanenin diğer hastaneler gibi olmadığını söylediler önce. Neden diye sorunca bu hastanede yatanların genelde bu köyde yaşayan ve doğaüstü olaylardan etkilenip deliren insanlar olduğunu söylediler. Her ne kadar korkmuş olsak da ödevim için gerçekten etkileyici olabileceğini düşünüp araştırmaya devam etmek istiyorduk. Daha fazla geç olmadan hastaneye dönmeye karar verdik ama ayaklarımız gitmiyordu adeta içimizi bir korku sarmıştı. Yarım saat yürüyüşün ardından sonunda hastaneye ulaşmıştık. Girişte bizi hastane müdürü karşıladı. Odamıza kadar bize eşlik ederken hastane hakkında bilgi vermeye başladı. Bu hastane 1972 yılından beri aynı yerde hizmet vermeye devam eden küçük bir hastaneymiş. İçerisinde tam olarak 62 hasta olduğunu söyledi. Aslında bu sayı geçtiğimiz hafta 70'miş. Fakat son haftalarda olan birkaç olaydan sonra 8 hasta odalarında nedeni bilinmeyen bir şekilde ölü bulunmuş. Olayları sorduğumuz zamansa bize verdiği cevap son derece korkutucuydu. Hastanemizin bulunduğu köyde uzun yıllardan beri son derece garip olaylar yaşanır ve bunlar köy halkında derin yaralar bırakırdı. Karakoldan aldığımız bilgilere göre gelen ihbarlar sürekli evde benden başka birilerinin gezdiğini hissediyorum veya evdeki eşyaların bir anda alev aldı şeklindeydi. Doğal olarak bu yaşananlar bizim hasta sayımızı doğrudan etkiledi. Bu nedenle hastanemizde kalan hastaların çoğunluğu bu nedenlerle gelenlerdir. Zamanla bu olayların hepsini çözdüğü düşünülen ve her derde deva bulduğu düşünülen bir hoca geldi köyümüze. O geldikten sonra garip bir şekilde tüm olaylar duru verdi. Biz de bunca zamandır eskiye kıyasla daha rahat ve huzurlu yaşamaya başlamıştık. Hastalarımızsa iyileşmeye başlamıştı ta ki geçen haftaya kadar. Geçtiğimiz hafta yaklaşık 6-8 kişilik genç bir grup orman yürüyüşüne çıkmışlar ve dönerken yollarını kaybetmişler. Ormanın derinliklerine doğru yolu bulmaya çalışırlarken Önceden yakılmış bir çoban ateşine rastlamışlar. Halk arasında sönmeyen çoban ateşinde cinler düğün yaparmış derler buralarda. Bunu bilen ve pek inanmayan çocuklar da eğlenmek isteyip ateşin yanına gitmişler. Dalga geçip şakalar yapmaya başlamışlar. Bir süre sonra aralarından biri sesler duymaya başladığını söylemiş ve korkmaya başladığı için gitmek istemiş. Diğerleri bunu pek umursamamış ve devam etmişler eğlenmeye. Korkan kız tek başına evin yolunu aramaya başlamış. Uzun da sürse sonunda bulmuş evini. Diğer gençlere gelirsek ikisi otobanın kenarında ayakları ters dönmüş şekilde kalanlarıysa ateşin başında boyunları kırık şekilde ölü bulundular. Bu olay olduktan sonra her gece alınan ihbarların evlerden yükselen çığlıkların sesi artmaya başladı dedi. Biz tabii ki duyduğumuz onca şeyden ve yaşananlardan sonra bir an önce dönüp kaçmayı düşündük. Ama buradaki insanların da yardıma ihtiyacı vardı. Onları bu şekilde bırakamazdık. Belki bir yardımımız dokunabilirdi. O dakikadan sonra hastanede kalmak değildi. Köydeki evleri ziyaret edip bizi misafir ederlerse onlarda kalmak daha mantıklı olurdu. Hem hikayeyi de birinci ağızdan dinlemiş olurduk. Eşyalarımızı toplayıp yola koyulduk. Gece vaktiydi ve gerçekten çok ürkütücü bir hava vardı etrafta. Hızlı ve koşar adımlarla yolları geçiyorduk. Zor da olsa köy meydanına gelmeyi başarmıştık. Hedefimiz ışığı açık olan evlerin kapılarını çalıp bizimle konuşup konuşmayacaklarını öğrenmekti. İlk evde yaşlı bir teyzemiz vardı. Yalnız yaşadığını söyledi ve biz de rahatsız etmek istemediğimiz için Başka bir eve bakmak istedik. En sonunda evlerden birinin kapısını genç bir kız açtı. Aile büyüklerini sorar sormaz babası beliriverdi karşımızda. Ona uygun bir dille durumu anlattık ve misafir edebileceğini, hatta bizim için konuşabileceğini söyledi. İçeri girdiğimizde son derece ürkütücü, kasvetli bir salon karşıladı bizi. Duvarda anlam veremediğimiz tablolar vardı. Her yerde mumlar yanıyordu. Bunların nedenini sorduğumuzda ise sanki bize söylemek istemiyorlarmış gibi geçiştirme cevaplar verdiler. Konuyu uzatmadan yaşanan olaylarla ilgili bir bilgisi olup olmadığını sorduk. Başlarda hastane müdürünün söylediklerinden farklı bir şey söylemedi. Ama bir şeyler sakladığına emindim. Biraz ısrar ettikten sonra kızının o gece kurtulan tek kişi olduğunu ve bu konunun açılmasının onun psikolojisi için iyi olmayacağını söyledi ise bunları ondan duymak için son derece ısrarcıydık. En sonunda ısrarlara dayanamayıp anlatmaya karar verdiler. Sorduğumuz ilk soru tabii ki de duyduğu sesler hakkındaydı. O gün aslında gayet güzel başlamıştı. Kaybolduktan sonra bile bir şekilde eve gidebileceğimizi bildiğimiz için hiçbir şeyi umursamadan devam ediyorduk yolumuza. O ateşi gördükten sonra ateş hakkında söylenenler aklıma geldi ve arkadaşlarımı uyarmak istedim. Korktuğumu belirttim ama beni hiçbir şekilde dinlemediler. Hatta tam tersine hadi gelin düğüne katılalım, göbek atarız gibi şakalar yapmaya başladılar. Bir süre sonra kulağıma garip ve anlam veremediğim sesler gelmeye başladı. Korktuğum için besmele çekmeyi düşündüm ama bir şey beni durdurdu. Boğazım düğümlendi sanki, konuşamadım. Kulağıma gelen sonraki sesi gayet iyi anladığıma eminim. Bana o kelimeyi sakın söyleme diyordu. Bunu duyar duymaz iyice korktum ve hemen eve dönmek istedim diye anlattı bize o kız. Biz pek anlam veremesek de o cinlerin onunla konuştuğuna emindi. Vakit artık geç olmuştu. Kızı daha fazla tutmak istemedik ve sabah devam ederiz dedik. Yataklar hazırlandı ve herkes uyumaya gitti. Bana verdikleri oda evin en uzak noktasındaki soğuk bir odaydı. Arkadaşım Selim ise salonda girişte yatıyordu. Yastığa kafamı koyar koymaz dinlediklerimi ve olanları düşünmeye başladım. Bir süre sonra uykuya dalmıştım. Arkadaşımın uyan uyan çılıklarıyla fırladım yerimden. Beni bir yere çağırıyordu. Hemen peşine takıldım. Yatak odasına toplanmıştı herkes. Anne ve kız yatakta oturuyor, ve kız ağlıyordu. Neler olduğunu sorduğumda ise kızın babası kızını göstererek hızlıca yatağa geldi ve titrek korkmuş bir sesle içeride biri var dediğini söyledi. Gidip kontrol edelim diyerek Selim'i ve kızın babasını yanıma aldım. Neler olduğunu öğrenmek için içeriye doğru yavaş adımlarla ilerledik. Odanın önüne geldiğimizde içeriden sesler geldiğini duyduk. Kapıyı bir anda açtım ve siyah saçlı, masmavi gözleriyle bana bakan, ayakları ters bir varlık gördüm. Beni fark eder etmez ortadan kayboldu. Ve evdeki bazı şeyler bir anda alev almaya başladı. Hepimiz korku içinde çığlıklar atıyor, bağırıp kaçışmaya çalışıyorduk. Herkes kendini evden attı ve sokağa kaçıştı. Yaşananların şokunu atlatmaya çalışıyor ve mantıklı düşünmeye çalışıyorduk. O eve bir daha giremezdik. Köylü halkı evdeki yanan birkaç eşyayı söndürmeye çalışırken biz de hala şok atlatmaya çalışıyorduk. Köylülerden biri "Bu gece hepiniz bende kalın en iyisi." diye atıldı ortaya. Biz de çaresiz kabul etmek zorunda kaldık. Herkes yaşadığı korkuyu atlatınca uykuya dalmıştı. Ben de uykuya daldıktan birkaç saat sonra aniden korkuyla uyandım o gördüğüm varlığın nefesini kulağımda hissediyor. Fakat ne çığlık atabiliyordum ne de hareket edebiliyordum. O an resmen kurtulmak için Allah'a yalvarıyordum. İşkence gibi geçen o beş dakikanın ardından Selim hissetmiş olacak ki koşa koşa yanıma geldi. Ve o gelir gelmez kendime geldim. Hayatımın en uzun ve en berbat gecesiydi. Ve ne olursa olsun bir an önce buradan kaçıp kurtulmak istiyordum. Selim'e eşyalarımızı topla gidiyoruz dedim ve harekete geçtik. Tam gidecekken hastane müdürü olanları duymuş olacak ki yanında doktor ve birkaç görevliyle birlikte geldi. Önce bize birkaç soru sordu ve gitmeden önce muayene etmek istediklerini söyledi. Hemen terk etmek istiyordum orayı. O nedenle doktora hayır vaktim yok dedim ve arkamı dönüp yoluma devam ettim. Tam o sırada kolumdan biri tuttu. Beni ve Selimi zorla bağladılar. Ardından hastaneye yatırdılar. Olanları anlatmama ve şahitler göstermeme rağmen bana hiçbiri inanmadı. Burada hastanede bunu yaşamış olan onlarca insanla birlikte iyileşmek yerine her geçen gün daha da kötüleştim. Her an ensemde birinin nefesini hissetmek, her karanlıkta onu görmek kaldıramıyordum artık. Olmuyordu. Her şey bir gece çıkan yangınla açığa çıkmıştı. O yangında müdürü ve görevliler dahil birçok kişi kurtulamadı. Ben, arkadaşım Selim ve yaklaşık 10 kadar hasta olduğu iddia edilen köylü kurtulmuştu. Köydeki hocanın söylediğine göre hastane müdürü de dahil birçok kişi cinlerin kontrolü altındaymış. Bu köyde sebebini henüz çözemediği bir lanet varmış. Aylardır bu laneti kaldırmak için, çalışmalar yapıyormuş. Köye musallat olan kabileyle bağlantı kurup anlaşma yaptığı esnada hastanede sebebi bilinmeyen bir yangın çıkmış. Sonuç olarak hoca kurtulan 12 kişiye yaptığı bazı işlemler sonucu musallattan kurtardı ve eski hayatlarımıza geri döndük. Hikayenin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mobil uygulamamızı hala indirmediyseniz açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Sonraki hikayelerde görüşmek üzere, hoşçakalın.